Merhabalar. Antalya'da dünya görme engelliler oyunları oynanıyor bugünlerde biliyorsunuz. Ve satranç da organizasyona dahil edilmiş. Ve ben de milli takımımıza destek amacıyla 5. turdan çok güzel bir parti. Beyazlar Uğur Yuvarlak, Türk oyuncu. Siyah ise Mecit Begari, İranlı. Gerçekten Uğur arkadaşımızın oynadığı çok güzel bir parti. Sizlerle paylaşmak istedim. Beyazlar E4 ile başlıyor. C5, at F3, D6, D4, CD4. At D4, at F6, at C3, A6 ve ünlü Neidorf varyantı. Uğur arkadaşımız fil E3'lü devam yolunu seçmiş. E5. Şimdi burada at B3 de var, at F3 de var. At F3 oynamış beyazlar. Fil E7. At G4'lü varyant daha popüler bugünlerde. Ve fil C4. Şimdi siyah E5 sürünce tabi D5 karesi zayıfladı. Ve beyazın fil C4'üne siyah vezir C7. Bu erken bir hamle. Çünkü bu pozisyonda siyahlar D5 oynamaya çalışmalı. Şimdi D8'de duran vezir de D5 karesini denetliyordu. Ama şimdi uzaklaştı. Hani fil E6 olabilirdi. Rok olabilirdi. Vezir C7 bence burada kötü bir hamle. Çünkü piyon yapısına uygun bir hamle değil. D5'i bırakıyor. Fil B3'e rok, rok. Şimdi fil G4. Yine fil G4 doğru yer değil bence. Fil E6 D5 karesine yüklenmeliydi. Kale E1. At C6. H3'e fil H5. Artık bu resmen çok kötü hamle. Yine E6'ya gelmeliydi. Şimdi fil H5'e. Normalde G4 riskli bir hamledir. Çünkü beyaz kısa rok attı. Şahın önünü açıyor. Fakat buna verilebilecek en güzel cevap merkezden olur. Fakat siyahın merkezden böyle bir şansı yok. Artık fil G6'da oynayabilecek hiçbir kalesi yok. E4 ve tabii G4 ve E4 piyonları beyaz fili kısıtlamakta. Şimdi burada Uğur arkadaşımızdan yine gereken çok güzel bir hamle. D5 karesini denetleyen tek taş F6'daki at. Onu kaldırmaya yönelik ve tabi E4 piyonunu da korudu. At A5, fil F6, fil F6 ve at D5. Şimdi artık konumsal olarak burada beyazlar çok iyi. Neden? Hem D5 karesi zayıf hem D6 piyonu geri kaldı. D hattı da beyazlar için açık hedef. Vezir D8 ve vezir D3. Kale C8. Kale A'da 1. At B3. A B3 ve kale C6. Şimdi at B4 kale istiyor.
at d5, birkaç hamle tekrarı olmuş burada. Ve tekrar at b4, kale c7. At d5'e kale d7. Beyaz berabere yapmak istemezdi diye düşünüyorum. Rating olarak İranlı oyuncu oyuncumuzdan 200 civarı fazla. Onu da belirteyim. At d2. Şimdi at c4 e3 d5 karesine yönelebilir. Şah h8'e, at c4, b5 ve at c b6. Yine kaleyi istiyor. Kale b7'ye, at f6, vezir b6, hangi atı alırsa alsın, diğer at yine d5'teki nöbeti devralacak. Vezir c5'e, b4, vezir c6 ve c3. Yani konum tam kötü file iyi at konumuna da bir örnek olabilir. H5'e, vezir f3, hg4, hg4, f6. Belki fili işte f7'den, gerçi d5'e alsa yine kale d5'ten sonra beyaz çok iyi. Şah g2. Şimdi kale h hattına gelecek. Şah g8. Yani bu kadar acele etmesine gerek yoktu. Bence fil f7 oynasa o fili daha anlamlı olurdu. Vezir e3, şah f7, f3. Piyonları tutan bir hamle. Kale h8'e, kale h1. Kale b8'e de kale h8, kale h8 ve vezir e3'ün tam zamanında oynandığını görüyoruz. Vezir a7, şah f8 ve at e7. G6'yı da istiyoruz. Vezir e8'e. Şimdi at g6. Vezir g6'dan sonra kale d6. Ve şah g8, ki burada kale d8 istiyor. Vezir e8'den başka hamlesi yok. Şah g8'e, kale d1 yine çok güzel bir hamle çünkü vezir şahı sonrasında kale h1 veya d7'den yine kazanıyor. Şimdi kale h4 perdelemek istemiş şahı, ancak bu sefer kale d8 şah, şah h7'ye, vezir b8 ve h8'den mat istiyor. Şimdi vezir mesela g5 gibi bir hamle oynansa, bu sefer kale h8 şah, şah g6'ya, vezir e8, mat. Evet, güzel bir partiydi. Uğur arkadaşımıza başarılar diliyorum.